kim başlasın? Ben midyelerden bahsedeyim o zaman. Allah'ın yaratma sanatında hangi canlıya bakarsak bakalım çok detaylı ve çok güzel olduğunu görüyoruz bütün canlılarda. Midyeler de bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz bazı midyeler kendilerine çok sıkı şekilde neredeyse betonla sanki yapıştırılmış gibi işte bazı teknelerin alt kısımlarına yapıştırabiliyorlar, kayalara yapıştırabiliyorlar ve onları oradan çıkarmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu kadar kuvvetli bir yapıştırıcıya sahipler. Başka tür kabuklar da var. Yine bazı midye türleri de çok daha yumuşak, çok daha lifimsi ve esnek bazı materyallerle kendilerini yapıştırıyorlar. Şimdi bir haberimiz var, isterseniz önce onu görelim. Oradan da ben bazı detayları göstermeye çalışayım. Bu bugün çıkmış Science Daily'de. Şimdi buradaki sağdaki resmi biraz büyütebilirsek eğer. Şimdi tutunma kısmındaki o küçük lifleri görüyorsunuz. Bu küçük lifler esnek bir materyalden, yine kolajen benzeri bir proteinden meydana gelmiş. Biliyorsunuz kolajen bizim saçımızda, tırnağımızda, tendonlarımızda bulunan, resim için teşekkür ederiz, çok kuvvetli bir madde. Buna benzer bir maddeden meydana gelmiş. Fakat bir özelliği var. Kendi tarafındaki kısmı daha esnek ve daha yumuşak bir madde. Fakat kayaya yapıştırdığı ya da yapışmak istediği yüzeye yapıştırdığı kısmı biraz daha sert. Bu da neye sebep oluyor? Akıntı sırasında. Akıntının ona uyguladığı kuvvetin 9 katı daha fazla bir sağlamlığa sebep oluyor. Hem yapışma şekli hem yapışmadaki mühendislik tasarım sayesinde o liflerin çok çeşitli noktalardan bağlanması sayesinde Allah böyle bir imkan yaratmış onlara ve akıntılara kapılmadan, böyle bir risk olmasına rağmen kapılıp gitmeden istediği yüzeyde yapışıp kalabiliyor. O kadar küçük bir liflerle kendini çok rahatlıkla tutturabiliyor. Buradaki hassas detaydan da yine Allah'ın bütün canlılarda yarattığı özellikleri bizim anlamamız için söylüyorum. Çok kusursuz detaylarla, çok ince mühendislik hesaplamalarla Allah var etmiş ve çok üstün bir akılla var etmiş. Biz hangi canlıya bakarsak bakalım bunu görüyoruz. Aslında bu araştırmada çok daha fazla detay var. Çok çok daha fazla mühendislik hesaplama var. Ve bir kabuğun böyle bir şeyi akledip de hesap edebilmesi mümkün değil. Ama Allah'ın tecelli ettirdiği oradaki akılla biz bu canlıların çok rahat şekilde yaşayabildiklerini, kendi ortamlarına en uygun imkanlarla yaşayabildiklerini görüyoruz. Allah'ın burada yine muhteşem yaratma sanatını bir kere daha görüyoruz. Maşallah. Maşallah.